Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Karaca'nın Mastermade Power mutfak robotunu inceleyeceğim. Videoyu çekmeden önce YouTube'a bir girip şöyle bir baktım. Birkaç tane tanıtım videosu gördüm. Ama bu tanıtım videosu biraz da bilgi odaklı olacak. Kısa kısa hemen anlatacağım. Bir de kahve çekme özelliği de var bu makinenin. Dilimleme, rendeleme, hamur yoğurma gibi bazı özellikleri var ama kahve çekmeyi şu ana kadar hiç görmedim. Bu nedenle ben size kahve çekimini de göstereceğim. Önce kısaca bu Karaca Mastermade Power'ı bir tanıtayım. Arkadaşlar Karaca'nın gayet güzel bir mutfak robotu bu. 2000 Watt. Özellikle humus yapmada büyük problem çıkartıyor biliyorsunuz. Ve daha önce de bir makinem bozulmuştu. Aynı zamanda yer fıstığını da çok güzel yapıyor, denedim. Bu makineyle çok rahat bir şekilde hani yapabilirsiniz. Daha önce tanıtmış olduğum fakir de vardı size, hamur yoğurma makinesi. O da var elimde. Bu da hamur yoğuruyor ama tabii ki özellikle bir hamur yoğurma makinem olduğu için bunda hamur yoğurmuyorum. Daha çok bunda humus gibi işte yer fıstığı gibi zor çekilen ürünleri yapıyorum. Ve aynı zamanda kahve çekiyorum. Kahve çekmeyi de şimdi birazdan size göstereceğim. Hemen kısa bir tanıtım yapalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Mastermade Power çeşitli aparatlarıyla birlikte geliyor. Hemen bunları size tanıtayım. Bu zaten ana gövdesi. Bununla her şeyi yapıyorsunuz. Mesela bir işte havuç rendeleyecekseniz bu aparatı var. Bunu takıyorsunuz. Aracı bir aparatı var. Hemen onu da göstereyim. Bu aracı aparat genelde bu rendeleme ve bıçaklarla beraber doğrayıcıda kullanılıyor. Hemen onu da gösterelim. Şöyle rahat bir şekilde açılıyor. Bu aracı aparatı buraya yerleştiriyoruz. Bıçağı bu şekilde yerleştiriyoruz. Tabi bunu yaptıktan sonra şöyle bir sağ sol yapın. Kilitlenmiş olması önemli. Daha sonra mesela bu tek bıçakla kullanacaksanız, çift bıçakla kullanacaksanız da diğerini yerleştiriyorsunuz. Yine bakın şöyle bir tık tık yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Herhangi bir güvenlik problemi olmaz ama yeteri kadar bundan verim alamazsınız. Rendeleme işleminde de şöyle bir aparat geliyor. Bunun bu metal kısımları değişiyor. Onları da gösterelim. Bunu yerleştiriyorsunuz. Daha sonra kapağını kapatarak tık demesi gerekiyor. Bu haznenin içinden atıyorsunuz aşağı ve çalıştırıyorsunuz. Gayet güzel bir makine. Şu görmüş olduğunuz aparatlar da işte bunun yerine geçiyor. Bunu çıkartıp işte dilimleme aparatını buna takıp kullanabiliyorsunuz. Evet, şimdi blender aparatına bakalım. Yerleştirilmesi de aynen şu şekilde. Hemen buradan bir tık sesini duymanız gerekiyor. Buz kırıcılığı özelliğe sahip. Her türlü smoothie'lerinizi vesaire bununla yapabilirsiniz. 2000 watt olduğu için hiç zorlanmıyorsunuz. Her şeyi gayet güzel yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, sıra geldi kahve çekimine. Bu da kahve çekim aparatı. Bu da aynı şekilde tık deyip bu şekilde bunu yerleştirebiliyorsunuz. Tabi buradan önce şeyi göstermem gerekir. Şu şekilde açılıyor. Basit bir şekilde. Buraya hazneye kahveyi yerleştireceğiz. Sonra üstüne kapatacağız. Çekirdek kahvemizi koyuyoruz. Starbucks'tan Kolombiya. 5 kaşık gayet yeterli gibi gözüküyor. 5 kaşık kavrulmuş çekirdeğimizi koyduktan sonra üzerine bu hazneyi kapatıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi çıkmıyor artık. Ve bunu yerleştirdim. Gördüğünüz gibi şuradaki şeyde tık deyip kapanması gerekiyor. Şöyle üzerinden de çekeyim dedim. Bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz üzere kahvemizi güzelce çekti. İkinci kademede biraz daha uzun çektim. Gördüğünüz gibi daha uzun çekerek daha ince çekilmiş kahve de elde edebilirsiniz. Siz de Karaca Mastermade Power'la
kahvenizi çekip French Press'te demleyebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur.